Levent gelmek üzereymiş. Çıkıyorum ben kızım. Ozan da zaten birazdan ışınlanır. Bir hafta geçti, özlemiştir dedi. Canım, bir şey öğrenir öğrenmez bana haber veriyorsun, tamam mı? Tamam kızım, hiç merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzelmiş burası. Evet, yani ben de çok seviyorum. Böyle doğa içinde sessiz sakin. Evet, bayağı güzelmiş. İyi ki aradım bu arada. Ben de seni merak ediyordum ama arayamadım. Ezgi de işten ayrılınca hepimiz dağıldı tabii. Evet, öyle oldu biraz. Nasıl Ezgi bu arada, iyi mi? Ezgi Bursa'ya döndü. Görüşmüyoruz. Yani daha doğrusu o bizle görüşmüyor. Niye? Ne oldu ki? Yani anlayacağın Ezgi'ye sürpriz yapalım derken. Hadi ya. Ezgi'nin haberi yoktu yani. Tabii Özgür de gördüklerini yanlış yorumladı. Gördüklerini mi? Tamamen tesadüf. Yani kötü şanslı diyebiliriz. Özgür de oradaymış. Ne? Evet. Ve Ezgi ile Serdar'ı görmüş tabii ki. İşin daha kötüsü, tüm bunların sizin başınızın altından çıktığını bilmiyor tabii ki. Ve Ezgi'nin her şeyden haberdar oldu. Ve ona yalan söylediğini düşünüyor. İnanmıyorum ya. Maalesef. Tabii onları o halde görünce kıskançlıktan çıldırıyor. Ezgi'nin de üstüne yalan söylediğini düşününce Ezgi işten çıkarmış. Deniz, ben Özgür'ü ilk defa böyle görüyorum. Bir kadın için, bir kadının mutluluğu için ilk defa bu kadar çabalarken görüyorum. Onun için doğum günü sürprizi bile hazırlamış. Ve biz her şeyi mahvettik. Yani şu an Ezgi'nin neden çekip gittiğini, neden bize bu kadar kızdığını o kadar iyi anlıyorum ki. Ya her şeyi mahvetmişiz ya. Ne kadar kızsa, ne dese haklı. Burada haklı ya da haksız yok Deniz. Yani anlıyorum, Ezgi için en doğru olanı yapmaya çalışıyorsunuz ama... Söz konusu aşk olduğunda doğru ya da yanlış diye bir şey yok ki. Özgür Ezgi'ye aşık. Yani anladığım kadarıyla duyguları karşılıksız da değil. Ben aşkın gücüne inanırım. Hep inandım. O öyle bir güç ki... gerçek olduğumda önümde hiç kimse, hiçbir şey duramaz. Öyle mi diyorsun? Tamam, haklısın. Ama bizim yine de bu durumu düzeltmek için bir şey yapmamız lazım. Ya böyle olmaz. Arkadaşlar, saat kaçıyor ha. Bu mekanda saatli işimiz var. Hadi abi, hadi. Hadi, biraz acele. Hadi hızlı. Ne oluyor acaba? Bilmem. Arkadaş, iki tane oyuncu da ben ne çekeceğim arkadaşlar? Yardımcı oyuncu gelmiyorum ne demek ya? Yardımcı oyuncu bu ya. Biz geçebiliyor muyuz? Geçebilir miyiz? Geçin. Aa, merhaba, sizden bir şey rica edebilir miyim? Figüranlarımızda bir sıkıntı çıktı bana. Bir kadın, bir erkek figüran lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Bakın, yoksa işimden olacağım lütfen. Figüran ne? Siz ona takılmayın. Evet, ayarladın mı? Acele mi? İki tane marker alabilir miyiz Ersin Koç? Yok hanımefendi, biz hiç bilmeyiz. Ya, biz oyuncu değiliz. Hiç önemli değil. Oyuncu olmanıza gerek yok. Zaten bugünlerde herkes oyunculuk yapıyor. Yok, çok kolay olacak arkadaşlar. Siz şunu alın. Geriye alayım. Burada hocamız size komut verecek. Ben çantanızı da alıyorum. Onun dediği zaman geçiniz, her şey okey. Tamam. Çantamı mı? Çantanı aldı. Ne yapacağız? Ben anlamadım. Onları mı buldunuz? Ne? Ben de anlamadım dedi. Tamam, kalsın orada. Ben söyleyeceğim. Biraz geleceksiniz. Ne yapacağız anlamadık ki. Anladım ben. Evet, hocam, yönetmenim şey yapamam. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Oyun arkadaşlar. Sen de benim hayatımın aşkısın Murat. Ama bu ilişki yürümez. Babam bizi onaylamaz. Niye olmuyor ya? Niye olmuyor ya? Niye olmuyor ya?
Sen mi diyorsun? Ha? Biz mi? Biz mi? Yürü abicim. Sana diyorum ki nasıl bir şey diyorsun? Ne diyor? Gel. Tamam yürü. Dur, dur şunların üstünde dur. Orada dur ha. Bana bakma, bana bakma. Bakmasın bana şunlar ya. Abi. Arkadaşlar. Hocam tamam. Ha? Bana bak. Böyle duruyoruz. Arkadaşım, aşk filmi çekiyoruz ya. Tut şu kızın elini. Hiç hayatında bir kız elini tutmadın mı? Tut elini. Ha, benim. Tuttum hocam. Tuttum. Birbirinize bakın. Göz göze. Tut elini. Tamam, şunu koydum buraya. Ne yapıp ne edip onları bir şekilde bir araya getirmemiz gerekiyor. Evet, çok mantıklı. Evet, haklısın. İyi düşündün. Yalnız Ozan'cığım, halıya dikkat etsek. Pamuklanıyor da. Hayır, ayağını sürterek yürüyorsun ya. Bir de tam ayağın ucunu böyle sürtüyorsun. Sürtünce pamuklanıyor. Ya evet ama nasıl bir araya getireceğiz ki biz bunları? Aman. Kahve düşüyor sandım da. Şey, ben bu koltuk takımını Avrupa'dan özel olarak getirttim. Tasarım bir takım. Yani kahve dökülmesin, değil mi? Yani. Evet de. Peki biz onları şüphelendirmeden nasıl yapacağız bunu? Buldum. Ne buldun? Öyle konur mu ya pat diye? Antikada o sehpa. Hani göçmesin, değil mi? Evet. Şöyle düşündüm. Özgür, Ezgi için bir doğum günü sürprizi planlamıştı ya. Özgür'ün doğum günü sürprizini tekrarlayacağız. Nasıl yani? Anladım. Yarım kalan işi tamamlayalım diyorsun. Aynen öyle diyorum. Ve böylece Ezgi de Özgür'ün onun için nasıl bir sürpriz hazırladığını görmüş olacak. Evet. Ve mutlu sana. Ya da mutlu bir başlangıç. Evet, harika bir fikir arkadaşlar. Bence de süper bir fikir. Bu arada siz bayağı güzel bir ikili oldunuz ha. Pardon Levent'im. Bilerek yaptım. Sorun değil hayatım. Ev senin de evin sayılır. Halı da seni tanıyor zaten. Evet. Anlatayım o zaman. Hı hı. Döküldü galiba. Birazdan peçete getirir silerim. Peki. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Kadın bana hayırlı olsun diyene kadar ben mevzuyu anlayamadım. Ah kuzum çok sevindim. Hayırlı olsun ya. Vallahi ben de çok sevindim. Hayırlı olsun. Yani bence gerçekten çok güzel olacak. Ya biliyor musun ben de öyle hissediyorum. Sanki artık bundan sonra her şey çok güzel olacak gibi hissediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak kuzum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hafta biraz böyle olaylı geçmedi mi? Hiç sorma. Sen Bursa'ya gittin. Ben bu evde böyle yalnız başıma kaldım. Bu ev benim başıma başıma yıkıldı. Sonra sen döndün, iş buldun. O gece de Özgür. Gıcık tuttu. Merkür. Merkür diyorum. Merkür çok acayip ya. Bu retroya giriyor. Böyle bir ay diziliminde bir tuhaf geri gidiyor. Bir ileri geri. Ben söylüyorum acaba. Yani tatlım, Cansu demek istiyor ki iki geri döndü, iki bizlesin. Çok özledik seni. Ben de çok. Kuzum, sen yokken biz burada çok eksiyiz. Ne olur bundan sonra aramızda ne sorun olursa olsun konuşarak çözelim, olur mu? Olur. Bana uyar. Yürüyorum ben seni. Tamam o zaman, ne yapıyoruz? Senin yeni işini ve tekrar eve dönüşünü kutlamak için yemeğe gidiyoruz. Aa, olur. Olur olur, bence şahane fikir. Hı? Çıkalım yemeğe. Çıkalım. Eğlenelim. Hadi. O zaman ben bir sürü işim. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, hadi.
Operasyonu başlatıyorum. Attım. İyi tamam o zaman ben de gideyim bir üstümü değiştireyim. Hadi bakalım. Çözdüm. Nereye gidiyoruz? Tatlım yeni bir mekan açılmış. Çok güzel dediler, biz de oraya gidelim dedik. Evet evet, manzarası da şahaneymiş hatta. Ay hadi inşallah, çok güzeldir de çok eğleniriz. Güzeldir, güzeldir. Umarım sen çok beğenirsin. Beğenirim. Ne zamandır çıkmıyorduk ya erkek erkeğe, iyi oldu. Öyle de abi, ben inanamıyorum fasulye tutturduğuna ya. Vallahi güzelim. Ortamı elinin tersiyle böyle geri çevirdin ya. Çiçek gibi olacaktı ortam. Tamam be abi, amma söylendin ya. Değişik değişik zevklerin ortaya çıkmaya başladı ya. Bu aşk nasıl bir duyguymuş arkadaş ya. 40 yıllık rockçıyı bir anda fasılcı yaptı. Söylemiyorsun da ne tarafa gidiyorsun? Gidiyoruz işte abi. Merak etme. Beğeneceğim bir yer. Çok beğeneceksin. İyi, sen öyle diyorsan dindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete bakalım. Biliyorum, burada restoran falan yok. Emin misiniz? Eminiz. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne yaptınız? İnanamıyorum size. İnanamıyorum. Çok güzel olmuş burası. Levent. Ezgi'ciğim. Ya inanamıyorum size. Bunların hepsini benim için mi hazırladınız? Aslında biz hazırlamadık. Kim hazırladı? Bitmez şu kalbimin derdi. Ne oluyor oğlum ya? Hadi abi gel. Bu ne abi? Ne yapıyoruz ya? Gel sen gel. Hazırlamıştım. Doğum günü. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgilim. Görüşürüz hiç sanmam.
çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La 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 la. Senin ayrı bir havan var. Seni gördüğümde beynim oyunlar oynar. Yine görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La 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 la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle, biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bunu düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela, Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'min doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet. Eşkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki de bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam. Müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinleyin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana, evet, o arkadaki kolonla. Evet Ozan, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi, dedi. Bir dakika, bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde etseydim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Evet, diyor. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar? Müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Biri bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir bak, de... gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum, çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozan'cığım, benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam,
Ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin eşteki sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ne oldu ya şu an? Aman abi. Kavuşuyor. Ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... Eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzeli. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. Ya. İlk dans, böyle ilk dans mi istiyoruz? Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım ne çıkacak. Dans edelim mi? Olur. Aşırı mutluyum şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Aşkım, uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye burada? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzeldi. Ellerimize sağlık. Kalkalım istedim. Hadi. Kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Siz buraları toparlarsınız ya. Dışarısı biraz soğuk, üşüme. Tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum? Kutum burada. Hadi. Hadi. İyi geceler. Ne oluyor?